Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bağ ve destek dokunun çeşitlerini işlemeye başlamıştık. Bağ ve destek dokuyu biz 5'e ayırmıştık. Neydi bunlar? Birincisi gevşek bağ dokuydu. Daha sonra kıkırdak doku işledik. Sonra arkadaşlar kemik doku işledik. Şimdi ise yağ ve kan doku işleyeceğiz. Kas doku, daha sonra sinir dokuyu da bu videoda işleyip tamamen hayvansal dokuları bitireceğim. Sonraki videoda da bunlarla ilgili soru çözüm yapacağız. Diyor ki, İlk önce yağ dokudan başlayalım. Şimdi yağ doku hücrelerine biz lipoblast diyoruz arkadaşlar. Lipoblast. Bu yağ doku hücreleri bağ dokudan özelleşmiş olan hücrelerdi. Zaten temelini bunların hepsinin temelini bağ doku oluşturuyor. Bunlar farklılaşarak çeşitleniyor arkadaşlar. Sitoplazmada yağ damlacıkları bulunur. Bu yağ damlacıkları büyük yağ damlalarını oluşturuyor birleşerek. Daha sonra da arkadaşlar bu hücrelere de artık biz ne diyoruz? Lipoblast diyoruz. Yani aslında lipoblastlar bir nevi bildiğiniz böyle yağ damlacıklarını bir araya gelerek oluşturduğu yapılardır. Bunlarda kılcal damarlar az miktarda bulunur ve bu yüzden de bu hücrelerde metabolizma yavaştır arkadaşlar. İçerisinde ağsı ve kolajen lif bulunur. Esneklik açısından önemlidir. Yağ doku özellikle bu önemlidir. Yedek besin deposudur. Bizim vücudumuzda eğer glikojen depoları dolduysa artık karaciğer glikojen depo etmek yerine çünkü depolar doldu. Ne yapıyor arkadaşlar? Yağ dönüştürerek ilk önce organların etrafından başlıyor ve bu şekilde vücudumuzda yediğimiz besinleri depo ediyor. Vücudumuzu dış darbelere karşı korur. Deri altında bulunan yağ tabakası vücudumuzu koruyor. Ayrıca arkadaşlar bu yağ tabakası organların etrafında da vardır. Eğer bu yağ molekülleri fazlalaşırsa yağlanma olayı, mesela karaciğer yağlanması gibi hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Yine ısı izolasyonunu sağlar ve organları korur dedik. Şimdi yağ doku ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim kan dokuya. Kan doku bizim için daha önemli. Çünkü kan doku arkadaşlar dolaşım sisteminde de hani biraz bahsettim ama tamamen detaylarına girmedim. Burada detaylarına gireceğim. Şimdi biz kanı santrifüj ettiğimiz zaman kan iki kısma ayrılıyor. Arkadaşlar bir kan plazması bir de kan hücreleri. Kan hücreleri altta kalır. Kan plazması ise üstte kalır santrifüj edildiği zaman. Şimdi kan plazmasının içerisinde neler var? Plazma proteinleri vardır. Su, inorganik tuzlar, çözünmüş gazlar, hormonlar, glikoz ve atıklar bulunur. Hücreler kısmında ise al yuvarlar, kan pulcukları ve ak yuvarlar bulunur. Biz ak yuvarları ikiye ayırıyoruz. Granüllü ak yuvarlar ve granülsüz ak yuvarlar. Granüllü olanlar nötrofil, eozinofil ve bazofildir. Granülsüz olanlar lenfosit ve monosittir. Arkadaşlar bunları şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Hani ikisi de mesela sitle bitiyor. Lenfosit, monosit ikisi granülsüzdür. Geriye kalanlar da nedir? Granüllü bizim ak yuvarlarımızdır. Şimdi ilk önce kan plazmasından başlayalım ve kan plazmasında neler varmış, nasıl iş yapıyorlarmış buna bakalım. Arkadaşlar kanın yaklaşık %55'ini oluşturuyor. %45'inde kan hücreleri oluşturur. Bu %55'lik içerisindeki %90'lık kısım sudur. Kan proteinleri bulunur arkadaşlar. Bu kan proteinleri de mesela albümin kanın ozmotik basıncını ayarlar. Globulin antikorun yapısına katılır arkadaşlar. Fibrinojen pıhtılaşmayı sağlar. Yine antikor da ne yapacak? Tabii ki vücudumuzun savunmasında görevlidir. Biz bu plazmadan fibrinojeni çıkardığımız zaman, bakın şunu çıkardığımız zaman geriye kalan kısma ne diyoruz? Serum diyoruz. Serumun içerisinde özellikle antikorlar bizim için önemlidir. Çünkü antikorlar hani serum aldığımız zaman biz hazır antikor almış oluyoruz. Bağışıklık sisteminde bahsetmiştik. Bu hazır antikorlar sayesinde vücudumuzdaki mikroplardan kurtulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada yine pıhtılaşmaya bırakılan kana baktığımız zaman bakın pıhtı aşağıya doğru çöküyor ve pıhtı katı ve koyu oluyor. Serum ise arkadaşlar yukarıda kalıyor. Bu da sıvı ve sarı olan kısımdır. Bir de yine santrifüj edildiğimiz zaman hani hücreler bakımından sıralarsak en üstte zaten plazma kalır. Plazmanın bir altında trombositler bakın ağırlığı yani öz kütlesi yüksek olan aşağıda kalır. Şimdi trombosit, sonra lökositler gelir. En ağır olan eritrosit olduğu için eritrositler dibe çöker arkadaşlar. Bu şekilde de yine bir sıralama vardır santrifüj edildiği zaman. Şöyle sayfayı değiştirebilirsem.
Gelelim şimdi kan hücrelerinin yapısını işleyelim. Arkadaşlar, kan hücreleri de kanın %45'ini oluşturur dedik. Bütün kan hücreleri aynı kök hücreden oluşuyor. Sonradan farklılaşıyorlar bunlar. 3 çeşit kan hücresi vardır. Al yuvar, ak yuvarlar ve trombositler. Arkadaşlar, al yuvarlar diğer bir ismiyle eritrositler. Bunlar embriyonik dönemde karaciğerde bunlar retikulo, endotel sistemde ve dalakta üretilir. Ergin dönemde ise arkadaşlar en fazla kırmızı kemik iliğinde üretilir. Bakın, embriyonik dönemde kan hücrelerinin büyük bir kısmını karaciğerde bulunan retikulo endotel sistem ve dalak üretiyor. Ama ergin döneme geldikçe, yani yaşımız büyüdükçe, artık kim üretecek? Kırmızı kemik iliği daha fazla üretir. Karaciğerde ve dalakta yine üretim olur ama kemik iliği kadar değildir. Arkadaşlar, al yuvarların ömürleri yaklaşık 120 gündür. Yani 4 aylık bir süreç. Bu 4 ay sonrasında genellikle yaşlanıp ölüyorlar. 1 milimetre küp kanda yaklaşık 4-5 milyon al yuvar bulunur. Bu cinsiyete göre değişir. Mesela erkeklerde 5 milyon yaklaşık olarak, kadınlarda 4 milyon. Mesela kadınlarda arkadaşlar yaklaşık olarak 4 litre kan vardır. Erkeklerde daha fazla, 5 litre kan bulunur. Yaşlanan al yuvarlar karaciğerde bulunan Kupffer hücreleri tarafından öldürülüyor. Bir de arkadaşlar yine dalakta parçalanıyor. Yani yaşlanan al yuvarlar vücudumuzda kalmıyor. Tabii ki parçalanıyor. Hatta al yuvarların parçalanması sonucu bilirubin dediğimiz bir madde oluşuyordu, değil mi? Bu da safra sıvısının yapısına katılarak vücuttan uzaklaştırılıyordu. Hatırlatmış olalım. Al yuvarlar fagositoz yapma özelliğine sahip değildir. Dolayısıyla aktif olarak hareket edemezler. Yani yalancı ayak oluşturamazlar. Bu yüzden de arkadaşlar kanın akış yönüne doğru pasif olarak hareket ediyor. Yani kanın akışıyla birlikte hareket ediyorlar. Tek başlarına kaldığında hareket edemezler. Damar dışına çıkmazlar, bölünemezler. Neden bölünemezler? Çünkü olgun al yuvarlarda çekirdek yoktur. Değil mi? Olgun al yuvarlarımızda çekirdek olmadığı için bölünemezler. Görevi nedir? Oksijen ve karbondioksit taşımak. İçerisinde bulunan hemoglobin arkadaşlar oksijen ve karbondioksiti bağlayarak taşımasını gerçekleştiriyor. Yine az önce söyledik, olgunlaşınca çekirdeklerini kaybediyorlar. Yine bunlarda mitokondri yoktur. Mitokondri olmadığı için laktik asit fermantasyonu yapıyorlar arkadaşlar al yuvarlarımız. Yapısında bulunan hemoglobin dediğimiz gibi oksijen ve karbondioksit bağlıyor. Hemoglobinin yapısında ise bakın hem kısmı demiri oluşturur. Globin de arkadaşlar bir proteindir. Protein. Demir bulunduğu için bu demir kanımıza kırmızı renk veriyor. Hani solunum sisteminde pigmentlerden bahsetmiştim ya, hemoglobinin yapısında bulunan demir sayesinde ne oluyor? Kanımız kırmızı renkli oluyor. Evet, böylece al yuvarları tamamlamış olduk. Al yuvarların bölünemediklerini, olgun al yuvarların, bakın memelilerde olgun al yuvarlarının çekirdeklerinin olmadığını unutmayın arkadaşlar. Gelelim ak yuvarlara. Şimdi ak yuvarlar biraz daha uzun sürecek çünkü onun çeşitleri de var. Arkadaşlar, ak yuvarlar kırmızı kemik iliğinde ve lenf düğümlerinde üretiliyor. Ve vücudumuzun bağışıklık sisteminde görevlidir arkadaşlar. Görevleri mikropları yok etmek. Bunların çekirdekleri var ama kan içerisinde bölünüp çoğalamıyorlar. Çekirdeğini taşıyor arkadaşlar. Kanın akış yönünün tersine hareket edebilirler ve damar dışına çıkabilirler. Bunlar yalancı ayak oluşturma özelliğine sahip olduğu için yalancı ayak oluşturarak hareket edebiliyorlar. Kanın akış yönünün tersine de gidebiliyor arkadaşlar. Yine damar dışına çıkabiliyor, bağışıklık sisteminde oldukça önemlidir bu. Az önce söyledik, görevi bağışıklık sistemini oluşturmak ve mikropları yok etmektir. Vücuda giren yabancı proteinlere karşı bunlar antikor üretiyorlar. Antikor bir proteindir. Bu proteinler mikropları tanıyor ve yok ediyor arkadaşlar. Bunların fagositoz yapma özelliği vardır. Ömürleri birkaç gündür. Neden bu kadar kısa? Çünkü zaten yeterince çalışıyor. Yani al yuvar gibi pasif hareket etmiyor, aktif hareket ediyor. Hani yaşlanması için veya işte yok edilmesi için biraz daha fazla çalışıyor. Bu yüzden de ömürleri birkaç gün oluyor. 1 milimetre küp kanda 8-10 bin arasında arkadaşlar ak yuvar bulunur. Ayrıca bunlar enfeksiyon sırasında da çoğalır. Şimdi biz ak yuvarları granüllü ak yuvarlar ve granülsüz ak yuvarlar olarak ikiye ayırıyoruz. İlk önce granüllü ak yuvarlara bakalım. Arkadaşlar, bunların içerisinde peroksidaz dediğimiz enzim bulunur ve bu enzimi bulunduran peroksizomlardır. Aslında granüllü ak yuvarlar peroksizom olarak da isimlendirilebilir. Bunların çekirdekleri boğumludur.
Granüllerin içerisinde öldürücü enzimler vardır. Bunlar özellikle bağışıklık sisteminde çok çok önemlidir. Dikkat etmemiz lazım. Fagositozla mikropları öldürüyorlar. Genel özellikleri bu şekilde. Şimdi çeşitlerine baktığımızda 3 çeşidi var. Bazofil, eozinofil ve nötrofil. Arkadaşlar bazofil, bakın bazofil, kanın kılcal damar içerisinde pıhtılaşmasını önleyen heparin ve kılcal damarların geçirgenliğini artıran histamin salgılıyor. Hani geçen derslerde de söylemiştim, ben bundan bahsetmiştim. Heparin ve histamin oldukça önemlidir. Bazofil dedik. Yaralanmalarda ağrı ve acının oluşmasında yaraların kızarıp şişmesine sebep olur arkadaşlar. Bazofil dediğimiz hücreler. Gelelim diğer hücrelerimize. Eozinofil dediğimiz hücreler. Bunlar da alerji ve parazit durumlarında sayısı artıyor arkadaşlar. Bunların çekirdekleri de iki parçalıdır ve alerjiye karşı savunur. Bakın, bazofil normal bir mikropta etkiliyken eozinofil alerjiye karşı savunur. O yüzden eozinofilin kesinlikle alerjiye karşı olduğunu bilmeniz lazım. Karşımıza mutlaka çıkacağını düşünüyorum. Gelelim nötrofil. Arkadaşlar bu da vücuda giren yine yabancı maddeleri, işlevini yitirmiş olan hücreleri, mikropları fagositozla yok ediyor. Zaten granüllü akvivarların temel görevi nedir? Fagositozla mikropları öldürmektir. Evet, gelelim granülsüz olan akvivarlara. Arkadaşlar bunlar da bademcikte, dalakta, timus bezinde ve lenf düğümlerinde üretiliyor. Bunların hücreleri yuvarlak ve iki çeşittir. Lenfosit ve monosit diyoruz. Lenfositler, hani hatırlayın bağışıklık sisteminde bahsetmiştik ya, T lenfositleri, B lenfositleri diye. Bunlar lenf düğümlerinde üretiliyor arkadaşlar. Mesela T lenfositleri de timus bezinde üretiliyordu. Sinir doku haricinde bütün vücudumuzda bulunur bu lenfositler ve antikor üretirler. Ürettikleri, mesela B lenfositleri antikor üretiyor ama T lenfositleri direkt kendisi gidip hücreyi öldürüyor. Yani doğrudan etkili olan T lenfositidir. Dolaylı olarak etkili olan da B lenfosittir. Çünkü antikor üretir. Arkadaşlar bunların sayısı da yine güneş yanığı ve verem hastalığı sırasında artıyor lenfositlerin sayısı. Özellikle vücudu kanser hücrelerine karşı ve mikroplara karşı koruyor. Şu kanser hücrelerine karşı koruduğunu unutmayalım lenfositler için. Gelelim monositler. Arkadaşlar monositler de mikropları fagositozla yok ediyorlar bunlar da. Yine damar dışarısına çıkıyorlar, yaşlı hücreleri yok ediyorlar. Aşırı enfeksiyon durumunda birleşerek dev makrofajlara dönüşüyorlar. Ve böylece arkadaşlar en büyük akvivar olan makrofajları oluşturmuş oluyorlar. Hani bağ ve destek dokuyu anlatırken gevşek bağ dokudan bahsettik. Gevşek bağ dokuda orada makrofajlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Onlar neydi? Dev akvivarlardı ve monosit hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ömürleri bitmiş olan hücreleri, dokuları parçalıyor. Sıtma, tifo gibi hastalıklarda da sayısı artıyor monositlerin. Evet, böylece biz akvivarları da bitirmiş olduk. Akvivarlarda benim önemli gördüğüm eozinofildir. Alerjiye karşı savunucudur dedik çünkü. Diğerlerinden farklı olarak bence eozinofil daha çıkma ihtimali yüksek olan bir hücredir. Gelelim kan pulcukları, yani trombositlere. Arkadaşlar bunlar da aslında birer hücre değillerdir bunlar. Nedir? Sitoplazmik parçalardır. Kırmızı kemik iliğinden kopan, işte hücrelerden kopan sitoplazmik parçalara biz kan pulcukları diyoruz. Yani trombositler diyoruz. Arkadaşlar şurada nasıl oluştuğunu anlatmışız. Bakın kırmızı kemik iliğindeki dev megakaryositlerin, yani osteosittir bunlar, parçalanmasıyla oluşur. Osteosit neydi? Kemik hücresine biz osteosit diyorduk değil mi? Osteositlerin parçalanmasıyla oluşuyorlar kan pulcukları. Renksiz ve çekirdeksizdir. Dediğimiz gibi hücre değildir. Dolayısıyla çekirdekleri yoktur. Görevi nedir? Kanama ve yaralanma sırasında kanın pıhtılaşmasını sağlamaktır arkadaşlar. Karaciğerde ve dalakta makrofajlar tarafından yine yok ediliyorlar kan pulcukları. Kandaki en küçük parçacıklardır. Şimdi kan pulcukları ile ilgili bunları bilmek yeterlidir. Bizim için önemli olan kanın pıhtılaşma mekanizması. Bakalım bir kanın pıhtılaşma mekanizmasına. Arkadaşlar bakın, kan damarında bir doku zedelenmesi meydana geldi. Hemen devreye ne girecek? Trombositler değil mi? Kan pulcukları girecek. Ama bu trombositlerin bir aktif hale gelmesi lazım. Tromboblastin dediğimiz özel bir protein üretiliyor. Bu özel protein kalsiyumla aktif hale geliyor ve protrombinaz dediğimiz bir maddeye dönüşüyor. Arkadaşlar bu
protrombinaz, trombokinaz enzimi ile, bakın diğer bir ismi trombokinazdır. Bu enzim trombojeni trombine dönüştürür. Trombine K vitamininin de desteğiyle yine bakın trombojeni yani protrombini trombine dönüştürür. Daha sonra bu trombin de gider fibrinojeni fibrine dönüştürür. Sonra arkadaşlar kan hücreleri devreye girer. Yani trombositler, diğer hücreler, akyuvarlar devreye girer ve pıhtı durumu oluşur. Kanın pıhtılaşması gerçekleşmiş olur. Kanın pıhtılaşma mekanizması biraz karışıktır. O yüzden birkaç kere tekrar edersek daha iyi olur. Şimdi gelelim bakalım. Bağ ve destek dokuyu böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Geriye kas doku ve sinir doku kaldı. Hatta şöyle bakayım. Evet, kas ve sinir doku kaldı. Bunu da bu videoda anlatayım. Videomuzu bitirelim. Sonraki videoda soru çözümüne geçelim. Arkadaşlar kas doku yine destek ve hareket sisteminde bahsetmiştik. Burada tekrarlayalım. Şimdi kas lifi dediğimiz hücrelerden oluşuyor kas doku. Kas liflerinde de miyofibril dediğimiz, aktin ve miyozin dediğimiz proteinler vardır. Bu proteinler kasılmayı sağlar. İnce olanlar aktinler, kalın olanlar da miyozinlerdir. Şimdi kas hücrelerinde yine aralarında boşluk yoktur. Bu yüzden de ara madde yok. Hani bir deneyde yoktu arkadaşlar ara madde. Epitel dokuda yoktu değil mi ara madde? Kas hücresinin zarına biz bunların her birine özel isim vermişiz. Sarkolemma. Plazmasına sarkoplazma, endoplazmik retikulumuna ise arkadaşlar sarkoplazmik retikulum diyoruz. Peki kas doku nereden oluşuyor? Kas doku embriyonun mezoderm tabakasından oluşur. Genelde zaten hareket sistemini sağlayan yapılar mezoderm tabakasından oluşur arkadaşlar. Dolayısıyla bunu bilmemizde fayda var. Şimdi bizim bu miyofibril dediğimiz hani kasılmayı sağlayan proteinler vardı ya miyofibril demiştik. Bunların bir araya gelmesiyle kas demeti oluşuyor arkadaşlar. Ve bu kas demetinin üzerinde de bol kılcal damarlı bir bağ doku bulunur. Bunun sayesinde kas dokunun rejenerasyon yeteneği de artıyor. Çünkü beslenmesi fazla. Dolayısıyla hücreler sürekli kendini yenileyebilme özelliğine sahiptirler. Rejenerasyon yeteneği fazla ama birazdan bir kas için arkadaşlar bunun tam tersini söyleyeceğiz. Pardon yanlış söyledim. Kas dokunun rejenerasyon yeteneği çok azdır arkadaşlar. Özür dilerim burayı yanlış söyledim. Kas doku hücreleri kendilerini yenileyemedikleri için de kas kaybı gerçekleşirse eğer yerine getirmek çok 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 zordur. Hatta imkansız da diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim kas çeşitlerine. 3 çeşit kas vardır. Nedir bunlar? Düz kaslar, çizgili kaslar ve kalp kası. İlk önce düz kastan başlayalım. Arkadaşlar genelde içi boş organların duvarlarında bulunur. Mesela nedir? Mide, ince bağırsak, kalın bağırsak gibi içi boş organların duvarında bulunuyor. Sindirim kanalı demişiz ve idrar kesesi demişiz. İdrar kesesinde de düz kaslar vardır. Aerobik solunum yapar. Aerobik ne? Oksijenli solunum değil mi? Oksijenli solunum yapar. Aktin ve miyozin dağınık dizilmiştir ve bu yüzden de bantlaşma yani çizgililik olayı görülmez. Çizgililik neydi? Mesela aktin ve miyozin düzenli dizildiği zaman birbirinin üstüne kayıyordu ve çizgili bir görünüm veriyordu. Biz buna bantlaşma diyorduk. Düz kasta böyle bir durum yok. Bunların hücreleri mekik şeklindedir ve tek çekirdektir. Bakın arkadaşlar aşağı çizmişim şöyle mekik şeklinde. Eskiden yani şu anda yapanlar var ama eskiden daha çok da annem falan yapardı. Mesela mekik oyaları yapardı. O mekiği eğer görmüşseniz buradaki hücreler de aynı ona benzediği için mekik şeklindedir diyoruz. Beyaz renklidir. Neden beyaz renkli? Çünkü miyoglobin dediğimiz bir madde var. Bir protein var arkadaşlar. Bu protein kaslarda oksijen depo eder ve kırmızı renk verir. Miyoglobin düz kaslarda bulunmaz. Bu yüzden de bu düz kaslar beyaz renklidir. İç organlarımızı oluşturur. Otonom sinir sistemine bağlı olarak istemsiz çalışır arkadaşlar. Biz kontrol edemiyoruz. Sadece idrar kesesini bir süre kontrol edebiliriz ama idrar kesesi de dolduğu zaman artık onu da kontrol edemeyiz. Çünkü otonom sinirler tarafından kontrol ediliyor. Düzenli ve yavaş çalışırlar, yorulmazlar. Laktik asit birikimi görülmez çünkü bunlarda laktik asit fermantasyonu yoktur. Gelelim çizgili kaslara. Arkadaşlar bunların hücreleri uzun ve silindirik şeklindedir. Çok çekirdektir. Bakın şöyle uzun, silindirik şekilde ve bunlarda çok çekirdek vardır. Renkleri kırmızıdır. Neden kırmızı? Çünkü bunlarda miyoglobin bulunur. Bu miyoglobin hem oksijen depo ediyor hem de kırmızı renk veriyor kaslara. Kaslar ısındığında oksijeni bırakır
ve oksijenli solunumu başlatır arkadaşlar. Bu yüzden de miyoglobin oldukça önemlidir. İskelet kaslarımızı oluşturur. Çizgili kaslar, kol, bacak, ön üst, sırt kasları gibi kaslar. Aerobik ve anaerobik solunum yapar. Bakın, ilk önce bir anaerobik, yani laktik asit fermentasyonuyla başlıyordu hatırlarsanız eğer, destek ve hareket sisteminden. Daha sonra da neye dönüşüyordu? Aerobik solunuma dönüyor. İskelete tendonlarla bağlıdır. İskelete, yani kemiklere bağlanan kısmına biz tendon diyoruz. Somatik sinir sistemine bağlı olarak istemli çalışır. Biz isteğimizle, kendi isteğimizle hareket ediyoruz. Hızlı ve kısa süreli kasılır arkadaşlar. Çabuk yorulurlar. Laktik asit birikimi görülür. Bantlaşma görülür. Bantlaşma neden görülür? Çünkü aktin ve miyozin düzenli dizilmiştir. Bu yüzden de bantlaşma olayı vardır. Çizgili kaslarla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Gelelim kalp kasına. Arkadaşlar kalp kası şimdi yapısal olarak çizgili kasa benziyor. Yani yapısına baktığınız zaman hani silindirik böyle dallanmış hücrelerden oluşuyor. O yüzden yapısal olarak çizgili kasa benziyor ama çalışma olarak düz kasa benzer. Bu da bir ya da iki çekirdeklidir. Bantlaşma görülür. Bakın ne dedik? Yapısal olarak çizgili kasa benzer. Bu yüzden de bantlaşma vardır. Hücreleri dallanmıştır. Bakın silindirik ama dallı bir yapıya sahiptir. Otonom sinir sisteminin kontrolünde istemsiz çalışır. Şimdi kalp kası kendi uyarısını kendisi oluşturuyor. Ama yine otonom sinir sistemi de, yani sempatik ve parasempatik sinirler de yine bunun üzerinde etkilidir arkadaşlar. Embriyonun 4. haftasından itibaren çalışmaya başlar. Ritmik çalıştığı için yorulmaz. Kalbimiz ritmik çalışır. Bu yüzden de yorulmaz. Şimdi birkaç tane notumuz var. Ondan bahsedelim kaslarla ilgili. Arkadaşlar çizgili kaslar bölünmez. Ölen hücrelerin yerine bağ doku doldurur. Bakın eğer bir yerde doku kaybı gerçekleşti ve eğer o hücreler bölünme özelliğine sahip değilse orayı kim dolduracak? Bağ doku dolduracak. Kasların miyofibril yoğunluklarına baktığımızda miyofibril neydi? Aktin miyozin proteiniydi. En fazla çizgili kasta, sonra kalp kasında, en az ise düz kasta bulunur. Çizgili kaslar arkadaşlar oksijenli ve oksijensiz solunum yaparken düz kas ve kalp kası sadece oksijenli solunum yapar. Yine bunu da söylemiş olalım. Böylece biz kas dokuyu da bitirmiş olduk. Artık sonuncu dokumuza geldik. Sinir doku diyeceğiz. Arkadaşlar sinir doku hücrelerine biz nöron diyoruz. Nöronlar arasında glia dediğimiz destek hücreleri vardır. Bunlardan hani çok böyle detaylı olarak bahsetmiştim zaten sinir sisteminde. O yüzden çok detayına girmeden genel hatlarıyla vereceğim. Bu hücreler nöronları oluşturuyor, besliyor ve miyelin kılıfı oluşturuyor arkadaşlar. Rejenerasyon yetenekleri çok azdır sinir dokunda. Çünkü bunlarda da sentrozom yoktur. Dolayısıyla hani çok az bir özelliğe sahiptir rejenerasyon bakımından. Yenilenebilir fakat bölünemezler. Çünkü dediğim gibi sentrozomları yoktur. Embriyonun 4. ayından itibaren sentrozom organellerini dışarıya atıyorlar. Bu yüzden de bölünemiyorlar arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bir sinir hücresinin yapısına baktığımız zaman neydi? Gövde kısmımız vardı. Gövde kısmından çıkan kısa uzantılara biz ne diyorduk? Dendrit. Ortada hücre gövdesi var. Hücre gövdesinin içerisinde çekirdek, mitokondri gibi organeller bulunur. Daha sonra bir de uzun kısmına da akson diyoruz. Aksonda da arkadaşlar Şivan hücresi vardır. Şivan hücreleri miyelin kılıfı üretiyordu. Şivan hücrelerinin kesintiye uğradığı, birleştiği bölgelere de Ranvier boğum diyoruz. Ranvier boğumlarında miyelin kılıf yoktu. Bir de son olarak en ucunda ise sinaptik uç bulunuyor. Sinaptik uçta da sinaptik keseler vardır. Bu keselerde de nörotransmitter maddeler üretilir. Evet, böylece bağ ve destek dokuyu, sinir dokuyu, kas dokuyu burada bitirmiş olduk. Aslında hayvansal dokular tamamen bitti. Sonraki videoda soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.